Bismillah, hamdenillah, ve salaten ve selamen ala Resulillah. Merhaba arkadaşlar. Pratik tecvid derslerimizden 12. konuya geldik. Bu ünitemizde, bu videomuzda idgam-ı tecaniseyni ele alacağız. İdgam-ı tecaniseyn arkadaşlar, mahreçleri bir, sıfatları başka olan iki harften birincisi sakin olarak, yani cezimli, ikincisi ise harekeli olarak bir araya geldiği zaman birinci harfin ikinci harfe katılmasına İdgam mütecanisin diyoruz. Arapça tabir olarak idhalu ahadil harfeynil mutecaniseyni fil ahar. Birinci harfin iki cins harften birincisinin ikincisine katılmasına denilmekte. Ayrıca birinci harfe müdgam, ikinci harfe de müdgamun fih denilir. İdgam mütecanisin 3 grupta toplanmıştır. Birinci grubumuz te, del, ta grubu. İkinci grubumuz peltek harfler. F, zel, va harfi. Üçüncü grubum ise ba ve mim grubu. Şimdi bu gruplarımızı tek tek ele alalım. Birinci grup arkadaşlar, burada hem tam idgam hem nakıs idgam ortaya çıkmakta. Hemen onu da anlatalım. Tam idgam, yani bu t, dal, da harflerinden hangisi önce geldiyse, müdgam olduysa, sonrasında yani ikinci harf müdgamun fiin içine girip tamamen kayboluyorsa, buna tam bir birliktelik gerçekleşiyorsa tam idgam diyoruz. Ama tam bir birliktelik gerçekleşmiyorsa da nakıs idgam. Nakıs idgam örneklerini de tekrardan ele alalım. Mesela efkalet da'avallah örneğinde T harfi dal harfin içine tamamen giriyor. Eskalet da'avallah şeklinde okuyoruz. Yine lakad tabeydi. İdgam kalkaleyi kaldıracak. Lakad tabe şeklinde okuyoruz. Yine üçüncü örnek olarak idhemmet taifetaniydi. T harfi, T harfi T harfinin içine girecek. İdhemmet taifetani şeklinde okuyoruz. Peki nakıs idgam, buna da örnek verelim. Açıklayalım öncelikle. Mesela burada meferrat tüm t harfi kalın arkadaşlar. Kendisinde istiala harfi var. Kendisinden sonra gelen t harfi de ince bir harf. Yani kalın ince harfin içine girdiği zaman tamamen kaybolmuyor. Diyor ki ben güçlüyüm. Güçlülük sıfatımı ince harfin içine katılarak kaybetmem diyor. Yani inceyle birlikte olsam bile, zayıfla birlikte olsam bile gücümü belli etmek zorundayım. Tamamen kaybedemem, zayıf duruma düşmem diyor. Dolayısıyla buna nakıs idgam diyoruz. Meferrattüm. Meferrattüm şeklinde ince değil. O istialasını belli edip ama tam bir tığ da değil yani. Meferrattüm şeklinde okunmaya da nakıs idgam denilmekte. Le'in besatteydi. İdgam kalkaleyi kaldıracak. Le'in besatte. Besat, besat. T şeklinde. Yine ehad tü. Ehad tüydü. İdgam kalktı. Yani idgam kalkaleyi kaldırdı. Ehad tü şeklinde ince değil. Ehad tü. O istialayı, kalınlığı, gücü nakıs idgamda belli ediyoruz. İkinci grubumuz arkadaşlar. Peltek olan harfler var. Se, zel ve va harfi. Burada da sadece tam idgam gerçekleşiyor. Örnekler Kur'an'daki. İzzalemu, izzalemu şeklinde. Yine izzalemtüm, izzalemtüm. Yine yelhez zelikeydi. Ne olacak? Yelhez zelike şeklinde. Üçüncü grubumuz arkadaşlar. Bu da Kur'an'da sadece bir örneği var. Ya buneyyer keb me'ane. Buradaki idgam ba harfi mime katılacak. Ya buneyyer kem me'ane şeklinde. Bir harf miktarı çünkü mim mime uğramış oluyor. Gunne sıfatı da gelmiş oldu. Burada önemli olan şu. Önce ba harfi gelecek. Önce mim harfi gelir. Sonra ba harfi gelirse mimi sakin hallerinden dudak ihfası ortaya çıkıyordu. Burada önce ba sonra mim harfi gelmeli. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. 12. dersimizi özetlersek. İdgam mütecanisin kısmı. Mahreçleri bir. Sıfatları farklı olan iki harften birincisi sakin. İkincisi harekeli olarak yan yana geldiği zaman birinci harf ikinci harfe idgam edilir, katılır. İdhal ahadil harfeynil mutecaniseyni fil ahar. Üç grupta topluyoruz.
Ba, del, te harfleri. Me, abettüm. Ehattü. Tam idgam ve nakıs idgam oluyordu. Yine ikinci grubumuzda va, zel, s harfleri sadece tam idgam oluyor. İvvalemu, yelhez, zelike şeklinde. Üçüncü grubum ise ba, mim mahreci. Önce b harfi gelecek. Kur'an'da sadece bir örnek var. Ya bu ne yarkeb ma'ne, ya bu ne yarkem ma'ne şeklinde okunuyor. Tam idgam arkadaşlar. Müdgam yani birinci cezimli harf. Müdgamun fi, ikinci harekeli harf içinde. Mahreç ve sıfatları yönünden tamamen kayboluyorsa, katılıyorsa buna tam idgam diyoruz. Ma'abettüm örneğinde olduğu gibi. Nakıs idgam ise müdgam, müdgamun fiihin içine mahreç yönünden katılıyor fakat sıfat yönünden katılamıyorsa buna da nakıs idgam diyoruz. Le'in besatte meferrat tüm şeklinde. Evet, dersimizi bu şekilde özetlemiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.